Öncelikle ben Sayın Yücel Başkanımıza ve daire başkanlarımıza minnettarım. Öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı sağladılar. Biz yıllardır firmamızın vermiş olduğu tankla çalışıyoruz. Bundan sonra, bugünden sonra artık bizim de kendi bir süt soğutma tankımız oldu. Başkanımızdan Allah razı olsun. Yani yaptırım gücü olmadan kendi sütümüzü kendi imkanlarımızla pazarlayabilme fırsatı doğurdular bize. Tankımız köyümüze hayırlı olsun. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Kırsal Kalkınma Daire Başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir hizmeti köyümüze sundukları için. Yani köyümüze hayırlı olur. Gerçekten büyük bir hizmet. Evet, selamünaleyküm cümlete. Büyükşehir Belediye'mizin köyümüze sağladığı süt toplama ve soğutma tankı köyümüze büyük bir getiri sağladı şu anda. Bizi bir külfetten kurtardı. Firmalara bağlı olarak sütümüzü veriyorduk. Kendi kooperatifimiz küçük olduğu için hep bir baskı vardı üzerimizde. Bu baskıdan bizi Büyükşehir Belediye'miz kurtardı. Köyümüze yaklaşık 60-70 bin lira gibi bir getirisi oldu bunun. Bizim ödememiz gereken bir para bize hibe olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından verildi. Büyükşehir Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun, yaptığı hizmetler aşikar. Bize de bu hizmeti yaptığı için Allah ondan bir kere razı olsun. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Hoş geldiniz. Şehrin ana ekonomisi aslında kırsalda yapılan üretimin işlenerek bir şekilde ticarete dönmesi. Yani sanayimiz de tarıma dayalı. Bakıyorsun esnafın sattığı mal da tarıma dayalı. Kasap da, şarküteri de buna dayalı hepsi. Köküne baktığınızda ekonomiyi döndüren, yapılan işin %65'i bu tarafta üretilendi. Biz tarımda öncelikleri belirleyerek, iktisat kelimesinin de manası sınırsız talebi sınırlı kaynakla karşılaman gerekiyor. Burada üreticiyi korumak, bir yere mahkum olmamak ve istediğiyle istediği şekilde pazarlık yapıp bu şartlarda, istediği şartlarda ürünü satabileceği bir tank koyuyoruz. Bugün İvrindi, Balya, Gönen, Manyas hattında 8 tane tank dağıtıyoruz. Bu 34. oldu. Yakın zamanda yine yapacağız. Şehrimize hayırlı olsun. Gece gündüz ekibimizle beraber çalışıyoruz. Burada biz güçlüysek Türkiye güçlü. Türkiye güçlüyse dünyadaki bütün mazlumlar huzur içerisinde. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Evet, köylümüze, üreticimize, bu işten bereketlenen tüm herkese hayırlı olsun. Ya Allah, bismillah. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, hayırlı olsun.